Sevgili izleyiciler, bugün ben muhabiriniz Hüseyin Emcan, kameraman arkadaşım Ünal Alfat ile birlikte ulaşımı sağlayan Burhanettin Çağlar'la birlikteyiz. Sizlere en güzel görüntüleri Balıkesir bölgesinden aktarmaya devam edeceğiz. Bugün çok farklı bir ortamda, farklı bir mekandayız. Bigadic'in Okçular bölgesinde, dağdayız. Burası cennetten bir köşe, keşfedilmeyi bekleyen bir adeta cennet. Yaylaları, akan küçük küçük derecikleri ve şelaleleri, doğası ve ormanıyla mükemmel bir yer. Ünal abimizle birlikte ailecek çıktık. Çevremizi ve bölgemizi tanıtmaya gayret edeceğiz. İzleyin. Kayaların tam kenarında üst tarafta çam ağaçları çıkmış. Çam ağacı bitmiş. Kaya da zaten sütun gibi duruyor. İlginç bir doğa ve jeolojik yapısı var. Bigadic ilçesi Yukarı Çamlı köyündeyiz. Yaklaşık 60 kilometre mesafede ilçenin doğusundayız. 1100 rakamındayız. Ulus Dağı'nın eteklerinden sizlerle birlikteyiz. Şu anda Yukarı Çamlı köyünde karşımızda Asar Tepesi'ni görüyoruz. Asar Tepesi'nde bir medeniyetin var olduğu, işte kale kalıntılarının, mahzenlerin, sarnıçların, mağaraların var olduğu bir bölge. Onun arka tarafında Karagöl denilen bir mevki var. Karagöl, şebnem çiçeklerinin var olduğu, doğal güzelliklerin adeta yansıdığı bir bölgedeyiz. Asar Tepesi'ni görüyoruz. Çayır Köyü'nü, Alan Köyü ve Gözeren köyleri. Yukarıda görmüş olduğumuz köy Sındırgı'ya bağlı Çayır Köyü. Hemen sağ tarafındaki Gözeren Köyü. Biz karşı görünen köyün sol tarafından hareket edeceğiz ve Aşağı Çamlı Köyü. Aşağı Çamlı Köyü'nden Panayır Köyü'ne çıkacağız. Panayır, Alan, Çatak, Bozbik, Hacımar Deresi, Aktuzlu Yaylası ve oradan dönüşümüz olacak. 1600 rakamlara ulaşacağız. Doğayla baş başa, doğal zenginliklerin var olduğu, keşfedilmeyi bekleyen Bigadic'in yaylalarından sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Kumanda elinizde, gözünüz bizde olsun. Yukarı Çamlı Köyü'nden Aşağı Çamlı Köyü'ne geldik. Görmüş olduğumuz bu muhteşem manzarayı birlikte izleyelim.
Aşağı Çamlı köyünden Panayır köyü civarına geçeceğiz. Panayır köyünden Alan, Çatak, Bozbek, Aktuz'da yayacağız. Çamlı köyündeki asıllı kestane ağacı, şu anda kestane ağacının önündeyiz. Bunlardan yüzlerce var, fakat herhangi sebebi bilinmemekle birlikte bunlar kurumaya devam ediyor. Şarap ezdikleri şaraphane o kayalar asarın bunların içinde üzümü ezip suyunu çıkarıyorlar. Daha sonra bekletip şarap yapıyorlardı. Ama hangi kültür, hangi medeniyet? Şu küçük